Takipçilerimiz Yakında Üniversitesi'nden herkese yeniden merhabalar. 28 Mayıs Perşembe gününü paylaşıyoruz. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden Yakında Üniversitesi'nin Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğine sizlere merhaba demiş olalım. Yavaş yavaş haftayı da bitiriyoruz. Mayıs ayını da geride bırakıyoruz. Yaza girdik sayılır. Yani Kıbrıs'ta öyle en azından. Bir sıcak bir serin idare ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Bugün yine keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. Samimi, neşeli, böyle pozitif bir konuğumuz var bugün. Sürekli neşeli bir oyuncu, tiyatro, dizi ve sinema sektöründen tanıdığımız bir isim. Zaten Yakında Üniversitesi sayfasını takip edenler konuğun kim olduğunu biliyordur. Kim? Sevgili Hakan Bulut bizlerle birlikte olacak bugün. Bugün de onun oyunculuk macerasını dinleyeceğiz. Bakalım onun hayatında oyunculuk nasıl bir yer, onun hikayesi nedir, bize neler anlatacak. Bugün de sevgili Hakan Bulut'la sohbet edeceğiz. Yakında Üniversitesi'nin Evde Kal, Sohbette Kal etkinliğinde. O zaman fazla ve bugünkü de keyifli sohbete başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Sağlığımız yerinde diyelim. Keyfimiz yerinde. Nasıl geçiyor günler? Vallahi biliyorsunuz işte malum sebepler karantina. Karantinadan dolayı da takribi 70-72 gündür falan evdeyim. Açıkçası bu süreçte birazcık sıkılmaya başladım ki ben normalde evi seven bir erkek olarak, evden çıkmayı çok sevmeyen birisi olarak sıkılmaya başladım açıkçası. Her şeyin normale döneceği zamanı bekliyorum. Çok iyi bir şef oldum yemek yapma açısından. Bu işime yaradı. Hani o anlamda kendimi birazcık zaman ayırabilmiş oldum. Ama sıkılmaya başlandı. Onun dışında da iyiyiz. Neyse. Sizler de... birazcık daha sabır diyelim. Tabii. Evet, tabii biz birazcık daha şanslıyız sizden. Daha erken normale dönmeye başladık. İşte işe döndük, dışarıya çıkabiliyoruz. Biraz avantajlı çıktık. Dolayısıyla böyle çok fazla sıkılma moduna girmeden biz hayata başladık diyelim. Süper, çok evet. İyi. İnşallah darısı bizim başımıza. İnşallah. Şimdi sevgili Hakan Bulut, biliyoruz. Tiyatro, dizi, sinema sektörü ama bize kısaca takipçilerimize Hakan Bulut kimdir? Bir tanıtabilir misin? Tabii. Hakan Bulut 9 Ocak 82 İstanbul doğumludur. İstanbul'da Kadıköy ilçesinde Fikirtepe semtinde doğdum, büyüdüm. İlk orta liseyi İstanbul'da yine o semtin çevresindeki okullarda gerçekleştirdim. Konservatuvarı da İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nde okudum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Oyunculuğa bu arada alttan yazılar da geliyor. Birkaç galiba arkadaşım da yazıyor kendimi anlatırken. Emre Taştekin'i gördüm orada. Emre diyor ki ben anlatayım diyor. Evet. Emre'cim bir ara çıkar anlatırsın sen kardeşim. O benden iyi biliyor. Oyunculuğa da 2001 yılından itibaren Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin tiyatro bölümündeki eğitim süreciyle başladım. Daha sonrasında tiyatro, oyunlar, Nefes Vatan Sonsun, 80'ler, konservatuar derken bu zamana kadar geldim. Evet, tabii şimdi her oyuncunun bir hikayesi var. Genel olarak da soruyorum, senin oyunculuk hikayen nedir diye. Bunu da duymak isteriz. Ya benim oyunculuk hikayem tabii 2000-2001 yılında başlıyor. Ben liseden 98-99 yılında mezun oldum. Tabii o süreçler içerisinde lise, ilkokul, ortaokul süreçlerinde elbette ki müsamereler olsun, işte sosyal etkinlikler, aktiviteler olsun, o tarz şeylerde bir şekilde kendimi gösteriyordum, hani severek de yapıyordum. Ama tabii ki lise sonrasında falan ne olursa olsun hani hep ailelerimizin de isteğiyle işte beyaz yakalı olalım, işte ne bileyim
İktisat okuyalım, işletme okuyalım, ne bileyim doktorluk, öğretmenlik okuyalım, bir şeyler yapalım. Hani gidişin gelişin belli olsun. Hani bu mantalitede de yetiştirildiğimiz için, evet, bu mantalitede de yetiştirildiğimiz için de devamlı kendimizi ona adapte ettik. O dönemler dershane süreçleri vardı. Dershaneye git, işte iyi bir iktisat bölümü kazanabilmek için, okulu kazanabilmek için uğraş falan derken, ben tabii bu süreçlerde üniversite sınavlarına da gidiyorum, giriyorum. Elbette ki puanları da geçiyorum. Alabildiğim puanlar var, girebildiğim okullar var ama nedense hani gitmiyorum, girmiyorum o okullara. Hadi bir sene sonraya daha erteliyoruz. Sağ olsun anne baba eyvallah diyor. Tamam hadi bir kere daha gönderelim seni dershaneye. Ondan sonra ne bileyim bir şey daha kazanıyoruz. Ha olmadı yine diyoruz. Ya bunları neden istediğimi açıkçası gerçekten bilmiyordum. Hani bu arada da tabii ki dershane sürecinde de lise bittikten sonra da hani okul gibi dershaneye gidiliyordu biliyorsun. O Evet. süreçlerde de hani yine sosyal çevrede işte dershanede olsun bir şeyler oynamak, taklit yapmak, bir şeyler etmek falan hep bir şeylere bir ilgim tabii ki vardı. Arkadaşlarım da hep bu anlamda şeyleri oluyordu. Ya kardeşim sen ne bileyim oyunculuk Oyuncu. falan niye okumuyorsun? Niye böyle bir şey yapmıyorsun? Bak yani sen yetenekli adamsın bilmem ne diye böyle şeyler söyleniyordu tabii ki. Bir gün yine dershaneye gidiyorum ben. Dershaneye de belli okulların bilirsiniz pazarlama bölümleri gelirler, tanıtımlarını yaparlar. Okullarının hangi bölümler olduğunu, nasıl girilmesi gerektiğini, burs veriliyor mu verilmiyor mu gibi 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 böyle Evet. bilgilerin verildiği bir dershane toplantısı vardı. O gün orada oturuyoruz ve anlatıyorlar. Okulun özelliklerini anlatıyorlar, kampüsü anlatıyorlar, yaşam tarzını anlatıyorlar, sosyal çevresini anlatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan filan. O arada da hangi bölümlere, hangi şeylerle girilmesi gerektiğini söylüyorlar. Puanlarla ya da ben o arada soru cevap istedim. Dedim ki ya konservatuar bölümünüzün olduğunu görüyorum kitapçıktan. Güzel sanatlar falan. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam okul yakındır üniversitesi. Galiba sizde konservatuvar var mı güzel sanatlar bölümü? Sizde Yakın Doğu Evet, Üniversitesi'nde. sahne sanatları var, evet. Sahne sanatları var. Tamam. O üniversite. Evet, Yakın Doğu Üniversitesi'ydi. İşte yıl 99'du ya da 2000'di, affedersin. Yıl 2000'di ve okulu tanıtmaya gelmişlerdi. Okulu tanıtıyorlardı. Ben onlardan cevap istedim, soru istedim, affedersin. Dedim ki ya böyle böyle işte konservatuara yani sahne sanatlarına girebilmem için ne yapmam gerekiyor? Barajı geçmen yeterli. Sonra özel yetenek sınavı var. Ben Evet. bunu anladım. Ben bunu o gün onlardan duyduğum anda dershaneden ayrıldım. Çünkü tiyatro yapmam gerektiğinin artık hani bir şekilde farkına varmıştım. Kararlı. Belki de bu zamana kadar bu şeyler hep durdurmuştu beni. Ve tabii bu süreç içerisinde konservatuara nasıl hazırlanır, ne yapılır, ne edilir, nasıl o okula girilir bir bilgim de olmadığı için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi serüvenim başladı. Yani ilk önce işte yani sorduğun sorunun asıl cevabı da bu şekilde çıkmış oluyor. Yine yani çok da inanılmaz bir tesadüf oluyor bu şekilde. Yakın Doğu Üniversitesi ile de böyle bir röportaj yapıyor olmam. Ta o dönemler Yakın Doğu Üniversitesi'ni Çok. tanıtmaya gelen iki arkadaşın onlara soru sormamla ve cevaplamalarıyla da başladı diyebiliriz aslında birazcık. Ve Evet. işte halk eğitim sürecim başlıyor. Kadıköy Halk Eğitim Tiyatro bölümü ve tiyatro bölümünde eğitim 2 sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için de dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın programları dahilinde yapılıyor. Mezun olunabiliyor, sınıfta kalınılabiliyor. O oraya başladım. 2 sene oranın eğitimini aldım. Aldıktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin bünyesinde deneme sahnesi diye şu anda 47. yılını yaşayan çok büyük bir amatör kuruluş var. Çok eski bir amatör kuruluş var. İşte zamanında oradan Özgün Amal olsun, Rasim Öztekin olsun, Peker Açıkalın olsun, Pelin Supiller olsun. Birçok oyuncu, İlker Ayrık, işte ben naçizane. Birçok daha başka da oyuncular var elbette ki. Birçok kişinin çıktığı zamanında tiyatroya kalifiye eleman yetiştiren önemli kuruluşlardan birinin de oyuncusu olmuş oldum bu süreç içerisinde. Ve aynı zamanda da hoca asistanlığım başladı. Milli Eğitim'den almış olduğum belgeyle oradaki hocaların asistan olarak kalmamı istemesiyle.
Ve daha sonra ilerleyen süreçlerde hem deneme sahnesi oyunculuğu yaparken bir yandan da resmi görev geldi Milli Eğitim'den ve 7-8 sene kadar Milli Eğitim'de görevli öğretmen olarak çalıştım, tiyatro öğretmeni olarak. Bu süreçler devam ederken de işte bu oyunculuk hikayemin içerisinde Nefes Vatan Sağolsun filmi karşıma çıktı. Nefes Vatan Sağolsun filmi vesilesiyle çok güzel bir filmle sinemaya giriş yaptım. Beyaz Perde'ye ilk o filmle giriş yapmış oldum. Bana inanılmaz şeyler öğretti. Konservatuvar okuyabilmemi sağladı Nefes Vatan Sağolsun filmi. Oradaki arkadaşlarımın vasıtasıyla. Ve işte bu zamanlara kadar geldik. Sonrası malum işte. Tabii, şimdi konservatuvarda okuduğum zaman bir de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynuyordum. Evet. Bu sana nasıl tecrübeler kattı mesleki olarak? Tabii ki. Şimdi ben böyle çok bir de detaylı detaylı anlatıyorum. Umarım hani sanırım birkaç şeyi de soruyu da cevaplamış gibi oluyorum, değil mi o arada sorduklarını? Eğer öyle bir şey yaparsam hatırlatırsan sevinirim o arada. Tamam, sen rahat ol, hiç merak etme, çok güzel gidiyor. Bir Tamam. sohbet. Tamam. Eğer zaten soracağım bir soruya cevap verirsen başka bir şey sorarım. Tamam oldu. O zaman şöyle söyleyeyim Ali Poyrazoğlu dönemini. Ben işte 2001 yılından 2008-2009 yılına kadar ki süreçlerde işte zaten Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme sahnesinin içerisinde bir oyuncuydum. 2008 konservatuvarı 2010 yılının daha 2010 yılının daha ilk ders günüydü ve Ali Poyrazoğlu hocamızdı. Bir baktık, ilk dersimiz Ali Poyrazoğlu. Aa, inanılmaz ya, ne büyük şans falan derken. Ben o zamana kadar, o sürece kadar, 2010 yılına kadar deneme sahnesinin içinde profesyonel olmayan, amatör çalışan, devlete bağlı oyunlar oynayan, kendi özerk şekliyle oyunlar oynayan bir oyuncuydum aslına bakarsan. İşte bir de Nefes Vatan Sağolsun filminde oynamıştım. Öyle bir sinemada profesyonel olmuştum ilk kez. Ama tiyatroda henüz yoktu. Ve Nefes Vatan Sağolsun yine önüme bir şey açmış oldu. Çünkü Ali Poyrazoğlu Nefes Vatan Sağolsun filmini izlemişti. Ve Nefes Vatan Sağolsun filminde beni görmüştü. Benim de ilk ders günümüz ve ders günümüzde işte tanıştık, ettik, bir şeyler anlattı. Ve dedi ki, ya dedi, Nefes Vatan Sağolsun filminde oynayan çocuk bizim okulda okuyormuş. O çocuk kim? Bütün sınıf arkadaşlarım döndü bana baktılar. Dedim hocam benim, ben de. Ondan sonra dedi ki sen ders bittikten sonra kalıyorsun, hiçbir yere gitmiyorsun Yanıma gel. dedi. Hiçbir yere gitmiyorsun, konuşacağız. Tamam dedim hocam, pekala konuşuruz. Ve o gün o ilk dersinde daha öğrenciyken ilk dersinde Ali Poyrazoğlu kendi tiyatrosuna oyuncum olmamı istedi. Önce Habertürk'te sunduğu Gölgede Muhabbet adlı bir geceleri yayınladığı talk show'u vardı. Orada Burak Alkaş oyuncu arkadaşım, o da Ali Poyrazoğlu'ndan arkadaşım, kendisiyle beraber skeçler yapmaya başladıydık. O şekilde başladık. Ali Poyrazoğlu programı sunuyor. Arada biz çıkıyoruz, skeçler yapıyoruz falan. Ve daha sonra Ali Poyrazoğlu da kendi tiyatrosuna da beni de böylelikle dahil de etmiş oldu. Ali Poyrazoğlu tiyatrosundaki tanımadığım adamlar oyunuyla ilk kez profesyonel tiyatroya adım atmış oldum. Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş, Özdemir Çiftçioğlu, Ümit Kantarcılar, Burak Alkaş, ben Deniz ve Suat Ünal'dı arkadaşlarımla beraber. Ali Poyrazoğlu'nun ünlü karakterlerinden Madame Arşavuz'un da oyunun içinde olduğu, kendini o kılığa çevirdiği çok güzel bir oyunla da ilk kez profesyonel oldum ve Ali Poyrazoğlu dönemim başlamış oldu. Hem konservatuvarda gidiyordum, dersimi şey yapıyordum, hem hocamdı hem de tiyatroya geliyordum, patronumdu. Onunla beraber geçirdiğim 2,5 sene, 3 senelik süreç içerisinde 4 tane oyununda oynadım. Oynadığım oyunlarda rahmetli Bülent Kayabaş, hep nur içinde yatsın, her oyunda da onunla beraberdik de o da benim için çok bambaşka bir keyiftir, güzelliktir. İyi ki de Ali Poyrazoğlu ile başlamışım diyorum bu sürece. Evet. Evet, tabii şimdi sektöre girdikten sonra
bir sürü rol alıyorsunuz. Ama bir role giriyorsunuz bir projede, bu tiyatro, sinema, dizi, film fark etmez. Ama tanınırlık böyle birden alıp başına gidiyor. Yani ilgi birken bin oluyor belki de. Peki sence bir rol nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor? Belki bu işte alakalı bir durum mu? Yoksa bir dizide ya da sinema filminde olmak mı tanınırlığı daha da yükseltiyor? Ya da bunun ana karakteri olup olmamakla alakası var mıdır? Nasıl oluyor bu tanınırlık? Yani şimdi şöyle, aslında hani mesela ben Nefes Vatan Sağolsun filminde oynayınca ilk sinema filmimdi. Orada birçok karakter vardı. Birçok karakterin içerisinde eyvallah sıyrılabiliyordum. Yani gördükleri zaman beni sen şu cam önünde şey yapan adam değil misin? Matrix hareketi ya da asansör yapan çocuk değil misin deniliyordu. 80'ler başlayana kadarki süreç içerisinde. Yani bu da şu oluyor. Evet. 2009'dan 2012'ye kadar, yani 4 yıllık süreç içerisinde. Yani 4 yıllık süreç içerisinde beni tanıyan çok insan yoktu. Yani Nefes Vatan Sağolsun filmini izleyenler tanıyorlardı. O da aslında 40 tane kadar ana karakter vardı filmin içinde. Yani başrol dediğimiz karakter belki Mete Orozoğlu'ydu. İşte yüzbaşı Mete'ydi ama etrafındaki bütün karakterler ana karakterlerdi. O tarz yazılmıştı sinema filmi ve tanınabildiğini, hani izleyen kişi tanıyabiliyordu onu. Sanırım hani şöyle oluyor. Buradan da şu yola çıkacak olursak. Sanırım insanlar önce projeye bakıyorlar. Ya da projede denk geliyorlar, öyle söyleyeyim. Projeyi çok beğeniyorlar. Projeyi çok beğenmeleri işe yarıyor. O sırada o projenin içerisindeki karakterlerden hangileri onlara çok daha yakın geliyorsa, hangileri onları çok daha eğlendirebiliyorsa ya keyif almasını sağlıyorsa, onları da kafalarına nakşediyorlar diye düşünüyorum. Çünkü 80'lerde 2012 yılında başladı. Başladığı zaman değişik bir proje ve şu anda da hala izlenen 7. sezonundayız. Evet. Hatta yeni çekimleri buradan izleyenler için söyleyeyim. Biz 1 Haziran'da çekimlere başlıyoruz. Karantina bitiyor bizim için artık. Evet. 80'ler yepyeni bölümleriyle Haziran ayının ortalarından itibaren tekrardan TRT'de gösterime girecek bu arada. Ve seyirci çok beğeniyor 80'leri. 80'lerin içindeki her karakteri ayrıyeten beğeniyor ama Butik Ali'yi de çok beğeniyorlar. Öyle olunca aslında hani benim daha fazla insana erişebilmem, böylesi kült olabilmiş, yine bak iş geliyor karşımıza. Yani güzel bir proje. Projenin güzel olması geliyor aslında her şeyden önce. Yani sorduğun soruya cevap olarak, proje iyi bir proje ise ve o iyi projenin içerisinde de sıyrılabiliyorsan, bir şekilde kendini gösterebiliyorsan, seyirci için çok daha fazla tanınır hale gelmiş olur. Tamam. Şimdi hazır o zaman 80'lere gelmişken oradan devam edelim. Şimdi zaten bir kere senaryosu ve dizideki karakterleriyle herkesin gönlüne tat kuran bir dizi. Acaba bu dizide rol almadan önce "Öf ya ne güzel iş, keşke içinde olabilseydim" dediğin oldu mu 80'ler evet. için? Ya çok güzel bir soru. Çünkü onu 80'ler için söyledim, biliyor musun? Öyle mi? Evet, öyle oldu. Yani şöyle, şimdi 80'ler dizisi başladı. Biz de ailecek falan filan böyle yeni bir dizi başlıyormuş, 80'ler falan filan nasılmış işte, reklamları dönüyor, önden tanıtım falan filan bir şeyler. Sonra ilk bölümü yayınlandı. Ondan sonra ikinci bölümü yayınlandı. Üçüncü bölümünde, ya biz tabii ilk bölümünü, ikinci bölümünü izliyoruz. Aile, anne, baba, kardeş falan hep beraber. Ya çok tatlı bir dizi değil mi? Evet ya, bak şu da oynuyormuş. Bak bu da oynuyormuş. Bu arada hani şu da oynuyormuş, bu da oynuyormuş dediğimiz insanların içinde yıllardır çok tanıdığımız, gördüğümüz kişiler de var. Daha hani birkaç tane işte görmüşüz ama oradan beğendiğimiz kişiler de var. Böyle de bir şey olmuş. Hani bir seyirci olarak işte o zamanlar tabii ki işte hem konservatuar devam ediyor, hem Ali Poyrazoğlu devam ediyor. Hani girerim bir dizide oynarım, öyle bir şeyim henüz yok yani. Yine tamam, baktığın zaman bir 9 senedir tiyatronun içindeyim belki, ama hani hala daha o bir dizide oynarım gibi bir şey de belirmemiş bende.
İşte bir sinema filmim var sadece. O da 4 yıl öncesi falan. İşte 80'ler oynuyor. Ya ne güzel, birinci bölüm, ikinci bölüm değil mi anne, değil mi baba? Üçüncü bölümde yakın arkadaşım Ceyhun Fersoy girdi diziye. Aa dedim ki, Ceyhun girdi diziye, tamam abi şimdi ben izlerim, daha da çok izlerim bu diziyi. Yani çünkü çok fazla da izlemiyorum falan, koşturmacadan neden falan. Ondan sonra izlerim. Bu arada izlerken de tabii öyle bir his gelmeye başlıyor bende. Diyorum ki ya keşke şu dizide olsam. Ya anneme babama dahi söylediydim mesela bunu. Ya keşke bu dizide ben de oynasaydım be. Ne güzel diziymiş ya, ne keyifli ya falan derken 8. bölümünde diziye dahil oldum. Yani çok Yani istiyor. Çok... başlar Vallahi öyle, gerçekten öyle. Yani o da zaten bakıyor, baktım 3. bölümde Ceyhun başladı. Almancı karakteriyle, Şahin karakteriyle. Ama Evet. konuk oyuncu diye yazıyor falan bilmem ne. O oynuyor, devam ediyor. 4. bölüm var, 5. bölüm var, 6. bölümde de var. Bu arada 7. bölüm çekilirken bana haber geliyor. O da Ceyhun Fersoy sayesinde geliyor. Ceyhun'a söylüyorlar, böyle böyle bir lahmacuncu gerekiyor bize diyorlar. Ondan sonra kimi acaba oynadı da, Ceyhun da diyor ki ya benim çok yakın bir oyuncu arkadaşım var işte, Hakan Bulut falan, birlikte çektiğimiz o zamanlar eğlenirken videolarımız falan var, onları falan izletiyor, bir şey yapıyor. Sonra diyor ki hemen çağır diyor, hemen çağır bir gelsin bakalım diyor. Tamam diyor, iki bölüm diyor, bilirsiniz lahmacuncular belki o dönemlerde, bilirsiniz hani böyle büyük bir sandıkları vardır, içinde lahmacun vardır ve sokaklarda, işte park bahçelerde satarlar. Hani öyle bir lahmacuncu istiyorlar. Ya iki bölüm oynayacak, gelsin ya, ne olacak deniliyor. Ve Ceyhun Fersoy çağırıyor. Bana telefon açıyor ve ben o arada konservatuvardan, sınavdan çıkmışım. Böyle bir soru var mıydı? 80'ler nasıl geldi diye. Galiba onu cevaplıyorum şu anda. Size sormuştum. Rol almadan önce dizide keşke ben de yer alsaydım dediğin oldu Bu mu dizi. proje? Evet. Bu dizi. Bunu Bu dizi. sormuştum. Bu iş. Çok Yani güzel. buradan nasıl girdiğime kadar gittim yani. Kaptırdım gittim, pardon. Evet. Tabii şimdi 80'ler dizisindeki karakterler izleyicilerin gönlünde tabii hepsi farklı farklı karakterler. Taht kurdular. Bu karakterlerden biri de işte Butik Ali ile sensin. Ve bu Butik Ali de kendine özgü sözleriyle seyircinin ilgi odağı oldu. Hatta zaten yorumlarda sen de takip ediyorsan görüyorsun. Evet. Bana her şeydi ama bunu deme repliğiyle sen izleyicilerin beğenisini topladın. Sence bu karakteri izleyiciler neden çok sevdi? Yani şundan dolayı düşünüyorum. Ben işte dediğim gibi doğma büyüme Fikirtepe'liyim. Fikirtepe İstanbul'da Anadolu yakasının ilk gecekondu semtlerinden birisi. Bütün Anadolu'nun neredeyse gelip orada yerleştiği, yerleşik düzeni geçtiği ve birçok Anadolu'dan insanın bir arada bulunduğu yer. Ben orada doğdum büyüdüm. Annem babam keza orada doğdu büyüdü. Yerlisi gibiyiz. Birazcık sokağa, mahalleyi, o dönemleri, onları biliyorum açıkçası. Hep mahalle çocuğu oldum. Hep mahalle delikanlısı oldum. Yani hani bir 10 yıldır Fikirtepe'de yaşamıyorum. Son 10 yıldır. O da kentsel dönüşüme girdiği için, her yer yıkıldığı için ondan sebep. Yani o mahalle hayatını, mahalle insanını, o dönem, belki 80, tamam 2 doğumluyum, 82 doğumluyum ama 80'li yıllarda belki yaşamamış olabilirim. Hani aklım ermemiş olabilir falan, ama 90'lar, 80'lerin yine de bir şekilde devamı. Yine de onu biliyorum, o mahalle yaşantısını, o birbirimizle olan ilişkileri, mahalle gencini, mahalle delikanlısını, abisini, kardeşini. Bunları da, bunu oynarken de Butik Ali'nin içinde de bunlar var. O yüzden izleyen kişiler diyor ki, aa bu benden diyor, bu benim gibi diyor. Ya da ne bileyim, 80'lerin içindeki diğer karakterlerde de kendilerinden belli şeyler görüyorlar. Kendilerinden bir şeyler bulmuşlardır. Tabii ki, tabii ki, kesinlikle öyle. Öyle olunca daha fazla ilgilerini çekiyor ve daha fazla ilgilerini çektiği için de daha fazla benimsiyorlar. Ya ben böyle düşünüyorum en azından. Peki bir zaman makinesi icat edilseydi 80'li yıllara gider miydin sen? Yani aslında bir zaman makinesi şu an icat edildi ve ben o makineyi kullanıyorum 7 sezondur. 80'lerde devamlı o yıllara gidip geliyorum açıkçası.
Yani her bölüm çekilirken o yıllara gidip geliyorum devamlı. Ama tabii ki de birebir canlı canlı da görmek isterdim o yılları. Çünkü gerçekten hem zor zamanlar insanlık açısından, dünya açısından, içinde bulunduğumuz coğrafya Türkiye açısından çok zorlu dönemlerin, ihtilaller olsun, bir şeyler olsun falan geçtiği zamanlar. Hem de aynı zamanda da çok hani değer kaybetmiş, değerini hala aradığımız ya da burnumuzda tüten şeylerin de olduğu zamanlar. Tabii ki birebir görmeyi de isterdim. Yani o anı da hani aklımda, hafızamda olsun isterdim. Ben ne bileyim 87 yılındayken 5 yaşındaysam eğer, hani belki 15 yaşında Evet. olsaydım daha iyi hatırlıyor olabilirdim falan. Onu isterdim açıkçası. Peki senin o yıllardan böyle severek dinlediğin, beğendiğin, izlediğin kimler var? Yani o yıllardan severek dinlediğim zaten Ajda Pekkan, ne olursa olsun hani hep diva diyorum. Yani Evet. hani her dönemin sanatçısı kendisi. Hani o 80'lere de hitap ettiği dönemi var. 60'lara, 70'lere de hitap ettiği zaman. 90 ve 2000'lere de hitap ettiği zamanı var. O yüzden gerçekten Ajda Pekkan'ı ve şarkılarını ve çaldığı o dönemde 80'li, hele ki o 80'li yıllarda çaldığı müziklerin background'ları, altları falan muhteşem bence. Çok hoşuma gidiyor. Tabii onun dışında ben bir Tarkan hastasıyım. Öyle de bir 90'lar çocuğu olduğum için de Evet. haliyle bir Tarkan şeyim var. Hatta geçenlerde biz karantinayı kardeşim ve kuzenimle beraber geçiyoruz. Kuzenim işte dedi ki, ya abi işte hani bir sürü adam sana dedi hayran falan, ne bileyim hayranlarım var, sevenler var seni falan. Sen mesela kimi dedi çok seviyorsun? Dedim Ajda Pekkan ve Tarkan. Yani ikisinin ben hayranıyım. Onların ikisini de görmek isterim. İkisiyle fotoğraf da çekilmek isterim. Sohbet de etmek isterim yani açıkçası. Sesleri çok hoşuma gidiyor. Söylediği parçalar çok hoşuma gidiyor. Yaptıkları parçalar çok hoşuma gidiyor. Tabii hadi bunları çoğaltabiliriz ama başlangıç Tabii. olarak Ajda Pekkan ve Tarkan diyebilirim. Evet. Peki böyle çok yönlü bulduğun ve bu kişiyle çalışmak istiyorum dediğin oyuncu olarak soruyorum. Biri var mı? Varsa da kimdir? Ya ben Haluk Bilginer'i çok beğenirim. Yani Haluk Bilginer'le gerçekten oynamak isterim. Onun tiyatrosunda olsun oynamak isterim. Ya da ne bileyim bir film, dizi. Bir şekilde hem tecrübesini de almak isterim. Çünkü ben Haluk Bilginer'i Gülşen abiden beri izliyorum. Yani ta o dönemlerden beri izliyorum kendisini ve çok beğeniyorum, hayranlık duyuyorum kendisine. Oyunculuk tarzına keza öyle. Çıkardığı karakterlerdeki içsellik durumuna falan çok çok beğendiğim bir usta, çok beğendiğim bir hoca kendisi. Onunla açıkçası oynamayı isterim. Ne yalan söyleyeyim. Hep de istemişimdir zaten. İnşallah nasip olur diyelim. İnşallah. Peki şimdi sen hepsinde yer aldın. Tiyatroyla başladın tabii. Sonra işte dizi, sinema. Tiyatro mu, sinema mı senin için? Hangisi daha böyle özel? Eminim tartışılmaz. Yani bir ayrım yapılmaz ikisi arasında ama hangisi daha çok böyle ne bileyim olmadığı zaman boşlukta hissettiriyor sana? Yani hangisi? Evet. Ya tamam, bu hani hangisi boşlukta olmadığı zaman hissettiriyor'ya cevap tiyatro derim. Çünkü ben hani tiyatroyla başladım olaya. Tiyatro yapıyorum. Tiyatro yapmadığım işte diyorum ya, 2001 yılında şu anki 2020 yılına kadar tiyatro yapmadığım bir senem var sadece. Sadece bir sene tiyatro yapmadım. Onun dışındaki bütün senelerde hep tiyatro yaptım. Filmde oynarken de yaptım, dizide oynarken de yaptım. Hepsinde hep mutlaka tiyatro yaptım. O yüzden boşluk olduğu zaman eyvah niye ben tiyatro yapmıyorum derim. Ama ikisini ayırmaya kalkarsak ikisini ayıramam. Tiyatroyu da, sinemayı da, televizyonu da ayıramam. Çünkü hepsi ayrı mecralar. Ve bu ayrı mecra durumu bana hepsi ayrı keyif veriyor. Tiyatroyla yaparken seyirciyle birebir karşı karşıya canlı canlı o an terin soğumadan sonucunu alıyorsun. O bambaşka bir Tabii. duygu veriyor, haz veriyor. Sinema veya dizide izlenme zamanı geldiğinde onu izlerken ne yapmışım ya, hadi iyi mi yapmışım,
Aa güzel mi olmuş? Tüh şurası kötü olmuş. Burası iyi olmuş. Dur seyirci şunu beğendi. Dur bu kadar izlendi. Dur şu kadar izlendi. O bambaşka bir keyif. O yüzden keyifleri ayrı ayrı. Ayırt edemiyorum. Şudur benimkisi diyemiyorum. Ama boşluğa düştüğümde tiyatro diyorum açıkçası. Çünkü niye yapmıyorum diyorum. Benim zaten işim buydu. Evet, şimdi sen de az önce söyledin, tiyatro salonunda oyuncuyla seyirci birebir karşı karşıya, yani Evet. nefesini bile duyabiliyorsun, işte göz kırpışını görüyorsun. Sinemada işte bunu bir Evet. kere yapıyorsun, çekiyorsun, seyirciye sunuluyor, bitiyor, bir kez de oynamak zorunda kalmıyorsun. Peki tiyatro sahnesiyle sinema perdesinde izleyicinin beklediği nedir oyuncudan? Ya tabii şimdi tiyatro sahnesinde dediğimiz gibi bir şeyi çalışıyorsunuz. Sahneye çıkıyorsunuz. Karşınızda ne bileyim 300-500 kişi var. Onlara oyununuzu oynayacaksınız ve orada zaten yaşanılan olay neyse ya da hikaye neyse o tiyatro metninde seyirci zaten onu izleyeyim ve canlı canlı izleyeyim istiyor. Ve böylesi bir şeyin karşısına çıktığınızda ve de beğenmelerini istiyorsunuz aynı zamanda oyuncu olarak. Yapacağınız herhangi bir hata ya da yanlış olmaması gerekiyor. Bu zaten ayrı bir heyecan, ayrı bir şey katıyor, adrenalin katıyor bize her şeyden önce. Sinemadaki hani seyirciyi çünkü biliyorsunuz orada çıktığınız anda çok iyi performans sergilemeniz gerekiyor. Canlı canlı iyi performansı iyi sonuç elde edersiniz. Yani o anda alırsınız, onun heyecanı oluyor. Ama sinemada da performansınızı sergilersiniz. O an olmayabilir. Öyle bir avantajınız, güvenceniz vardır. Zaten sizi izleyen kişiler de o anda ne olduğunu söylerler. İptal edebilirsiniz. Tekrardan yapabilirsiniz. Ama bunları orada da hepsi çekildikten ve daha sonra yayınlandıktan sonra şöyle de bir endişe ve adrenalin geliyor. Diyorsun ki yani o kadar tekrar yaptık, o kadar olmayanı attık, bir daha yenisini yaptık, bir daha yaptık. Hani şimdi en olmuşunu izliyorlar ya beğenmezlerse geliyor. Evet. Yani ikisinin de şeyi birazcık farklı baktığın zaman. Tabii. Yaşattığı duygu biraz daha farklı. Seyirci daha başka bir şey bekliyor. Seyirci o anda tiyatroda o anda sonucu görmek istiyor ve o anda tebrik etmek istiyor. Diğerinde belli bir süre bekliyor ve izledikten sonra biz de çok belli bir süreden sonra cevabını alabiliyoruz. Evet, bak yorumlar var sana. Ersin'den Görünüyor. bahsettiği Okey var. örnekte. Ben göremiyorum, izleyemiyorum. Yazılan şeyleri. Ersin'den bahsediyorlar. Uçuk Akan Ersin'den bahsetti. Ne bahsetmenizi istiyorlar? Bakalım yorumlara tabii bu arada da sorular varsa onları da aktarayım sana. Ersin'le kanka mısın? Gelmiş bir tane. Evet, kankayız. Çok yakınıyız. Çok yakınız birlikte. Vehbicim. Neyse, Ersin'i sordum Evet. herhalde. Bir tane kardeşim demiş ki seni çok seviyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Yapışık kardeşler iki gelsin. İlker ayrı çok iyi ikilisiniz demiş. Kısmet yani o şimdi bambaşka bir film yaptı. Başka bir kafaya geçti şu anda. İkinci filmi Yapışık Kardeşleri yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama 2014 yılında zaten 2015 yılında yayınlandı. Üstünden de 5 yıl geçti. Herhalde artık 2 yapılmaz kardeşim. O Yapışık Kardeşler 2'yi unut. Ayrıldı o. Artık ayrıldı. Evet, peki şimdi bu esnada tabii biz devam edelim çünkü Tabii lütfen. zamanımız da evet kısıtlı olduğu için bir yandan da konuşalım. Şimdi Doldurduğunuz zamanınız. bir kere çok doğal bir oyunculuğun var. Ha, İşte teşekkür eğlenceli, ederim. neşe dolusun. Sohbetten de bunu anlıyoruz. Ben sormak istiyorum. Yani içinde hep eğlenmek ve eğlendirmek mi var? Bu neşeyi neye borçlusun? Ya estağfurullah teveccühün. Yani hani ne yapalım? Üzülelim mi? Ağlayalım mı? Herkese negatif enerji mi yayalım? Ya da milletin canını mı sıkalım? Değil mi? Zaten çok zor dönemlerden geçiyoruz ama hani böyle bir sosyal mesaj vermektense tabii ki hani kişisel olarak söyleyeyim.
Elbette ki yani bizim de eşref saatlerimiz olabiliyor, eşek saatlerimiz olabiliyor. Yani hani elbette ki sinirli olabildiğim çok an oluyor gerçekten, emin olabilirsin bu konuda. Sert olabildiğim çok an olabiliyor. Ama onun dışında elbette ki hani bilerek, isteyerek öyle yaşayan bir insan değilim. Çok fazla sinirlenen, çok fazla sert davranan ya da çok fazla işte kavga edebilecek bir insan değilim. Ne kadar mahallede büyümüş olsam da. Hem de Texas gibi bir mahallede yani büyümüş olsam da hani bakmayın o kadar da insanlarla kavga gürültü etmeyi de çok seven bir adam değilim. Elbette ki eğlenelim. Yani zaten mizah duygusu bizim genlerimizde var. Bütün Türk insanının da içinde var. Yani niye eğlenmeyelim ki? Biz de birbirimizle şakalaşmak işte ne bileyim muhabbet ederken o ortamı hani daha keyifli, daha güzel hale getirmek, daha enerjiyi yüksek hale getirmek gibi durumlarda sanırım birazcık daha hızlı, daha önden gidiyorum. Evet, birazcık daha öyle oluyorum. Ortama biraz enerji getiriyorum, eğlence getiriyorum. Ama bazen somurttuğum, sıkıntılı olduğum zamanlarda olabiliyor her insan gibi. Bu arada Vahit Tarcan Metin girmiş. Evet. Vahitciğim, kardeşim öpüyorum çok. Yeğenimi de öpüyorum. Vahit benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. Ne Oradan kadar yaz. güzel. Evet. Evet. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii eminim birçok anın vardır. İlk mesela sinema deneyiminde işte büyük beğeni duyulan Nefesli Vatan sağ olsun. Böyle Evet. bunların içerisinde bizimle paylaşacağın bir anın var mı? Hangisini paylaşmak istersin? Merak ediyoruz. Yani şimdi orada aslında birçok anımız var ki 2 yıl boyunca sürdü çünkü. Çok fazla şey yaşadık. Çok fazla şey yani. Ve zaten ekibimiz hani belliydi. İlker Kızmaz, Muharrem Bayrak, Mete Orozoğlu işte ben işte Barış Bağcı, Doğukan Polat, Özgür Eren Koç gibi hani böyle bir kadromuz da vardı. Değişik bir kemik kadromuz da vardı. Hepimiz çok yakın arkadaştık falan ama mesela şey bir tane hikayemiz var. Biz tabii dağa çıkmak Bak için Gökhan yazdı hemen otel Almanlar diye. otel Almanlar gördüm evet. Hemen tamam Gökhancığım hemen söylüyorum. Şöyle biz zaten filmi bu, Antalya'da Kemer'de çektik. Kemer'in tabii ki Tahtalı Dağı'nda. Torosların devamı olan yüksek dağlar, 2,5-3 metrelik dağlardan birinde çektik. Ama aşağıda otelde kalıyorduk. Bir tane otel var, Gelidonya Oteli sağ olsun bize kapılarını açmıştı. Hepimiz tabii asker kıyafetinde, saçlar bu şekilde aynen asker kafası. Hepimiz sıfır falan. Tabii odalarımızdan asker postalları, kostümleriyle bilmem ne silahlar, milahlar öyle çıkıyoruz. Evet. Yani o dönemde de bir de bütün sezon boyunca kalıyoruz. Artık yaz dönemi gelmeye başlamış. Almanlar gelmiş, yeni turistler. Bir de Gelidonya Oteli'ne gelmişler. Biz de otelin lobisindeyiz, oturuyoruz. İşte Mete Orozoğlu var, Muharrem Bayrak var, işte ben varım, İlker Kızmaz var falan hep beraber. Araç bekliyoruz çünkü büyük minibüsler geliyor, otobüsler geliyor. Bizi teleferiğe çıkartıyorlar otelden alıp. Lobide oturuyoruz. Almanlar lobiye girdiler. Lobide şey yapıyorlar. Bizim arkadaşlardan bir tanesi yanlarından şey geçerken el bombaları var ama yalancı el bombaları. Gerçek el bombası değil. El bombası yere düştü. Şey teçhizat yeleğinin üstünde el Evet. bombalarının sokulduğu yerler ama o bir tanesi şey olmuş yere düştü. Allah'ım nasıl korktular anlatamam size. Biz hepimiz hani gülelim mi onlara durumu anlatalım mı resepsiyon servisi onlara hayır onlar oyuncular mı işte biz buradan gitmek istiyoruz askerler var burada bilmem ne ya, ihtilal mi oldu el bombası düştü patlayacak mı gibi 50 bin tane şey yaşadığımız bir gündü. Böyle bir hikayemi Gökhan'ın söylediği şey buydu galiba. Anlatabilirim. Ekranı karıştırdınız Evet, ortalığı karıştırdık. Yani oyuncu olduğumuzu çok zor ikna ettik. Gerçekten bir yerden sonra artık. Sağ olsun Allah'tan. yönetmenimiz falan geldi de o şeyi yapmıştı.
Evet, peki yavaş yavaş da bir süremizin sonuna geliyoruz. Evet. Ama sormak istediğim bir şey daha var. Lütfen. Çünkü sen de içindesin komedinin. Tabii zaman geçiyor, dönemler değişiyor. Buna göre yaşamlar, bakış açıları da değişiyor. Sen günümüz komedi anlayışını nasıl buluyorsun? Yani günümüz komedi anlayışını ya şimdi birazcık daha popüler kültüre yayılmaya başladı olay. Aslına bakarsan daha çok işte bu YouTube kanalları ne bileyim işte o tarz şeylerden içerikler üretilmeye başlanılıyor ve insanlar onların daha komik, daha eğlenceli olduğunu düşünmeye başladılar. İşte belki yeni nesil, yeni trendler, yeni teknoloji birazcık da o tarafa çevirmeye başlıyor. Yani haksız da değil diyebilirim. Bizim komedi anlayışımıza baktığımızda zaten demin de bahsettiğim gibi genlerden gelen bir şey var. Türk insanının hani Bektaşi fıkralarından tutun da işte Laz fıkralarına kadar oradan orta oyunlarından tutun da işte orta oyunu biliyorsunuz zaten bizim geleneksel Türk tiyatromuzdur. Hep bu zamana kadar gelen bir anlayış var. Bizim halkımız birazcık eğlenmeyi, birazcık mizahı seviyorlar. Şu son dönemlerdeki mizah birazcık daha hani Levent Kırca ya da o dönemlerde yapılan taşlama hicivsel tarzda değil belki birazcık da birazcık daha durum komiğine giden hani günümüz olaylarına ışık belki tutmuyor ya da onları yermiyor ya da onları işte eleştirmiyor yeni mizah bence birazcık öyle oldu öyle söyleyeyim birazcık daha durum şeyi işte seven kişiyle sevilen kişinin şaşkınlıkları yaşadığı şeyler gibi durumlara geldi. Bu da birazcık galiba arz talep meselesi. İnsanların istediği bir şey. Belli ki insanlar biraz eskisi gibi işte o olacak o kadar dönemleri gibi bir komedi beklemiyorlar. Ya da ne bileyim işte Deve Kuşu Belki yeni Kadara'nın trend espri daha cazip geliyordur. efendim? Yeni trend espri daha cazip geliyordur Evet, belki. galiba yeni trend espriler daha cazip geliyor. Birazcık daha o tarafa evrildi. Ama hani biz sanatçılar olarak bence durmamalıyız. Yeni trendlere doğru da bir şekilde laçkalaştırmadan, hani saçma sapan şeyler de tabii ki yapmadan birazcık daha yeni trendlerle yeni izleyiciyi, yeni kitleyi yakalamamız gerekiyor. Anladım. Peki şimdi tabii sinemadan bir soru soracağım. Şimdi Türk sineması farklı, Amerikan sineması farklı, işte Avrupa sineması farklıdır. İşte kimisinde fantastik öğelere yer verilir, kimisinde daha hareketli aksiyonlara yer verilir. Senin böyle izleyip de işte bu rolde oynasaydım dediğin bir film ya da karakter var mı? Ya da hangi bir karakterde ve rolde oynamak istersin? Ya şimdi Türk filmlerinden mesela baktığımızda ben Ağır Roman'ı filmini çok severim Ağır Roman'ı. İşlediği hikaye açısından da hani birazcık da diyorum ya hep yine mahalleye gidiyoruz. Mahalle şeylerini yaşadığım ettiğim için de o ağız da ve aynı zamanda da işte o yazılmış o roman da Ağır Roman ve onun filmi falan da gerçekten hani beni hem yazım tarzı hem içinde bulunan karakterler açısından çok etkileyen, çok hoşuma giden bir film mesela. Gerçekten orada oynamak isterdim. Okan Bayülgen'i falan filan gerçekten çok beğenmişimdir. Hem orada olsun, o dönemde çıkardığı filmlerinde mesela olsun. Okan Bayülgen'i çok beğenmişimdir. Hala da keza beğenirim. Kendisine konuk olduğumda bile söyledim. Abi ben seni yani beğeniyordum. Gerçekten Beğeniyorum. beğeniyorum yani ben seni. Hani bunda saklayacak bir şey yok. Mesela Ağır Roman'da oynamak isterdim. Ağır Roman'da gerçekten Okan Bayülgen'in oynadığı karakteri oynamak isterdim yani açıkçası. Mesela dizi olarak Ezel dizisini çok beğeniyordum gerçekten. Arkadaşlarımla beraber oyuncu olarak hepimiz oturup izliyorduk yani beraber. Gerçekten pazartesi günleri Ezel günümüz vardı. Toplanıyorduk evde hep beraber Ezel izleniliyordu. Çaylar, çorbalar içiliyordu. Bir yandan izleniliyordu. Haftaya Allah'ım ne olacak? Allah'ım ne olacak? Falan işte yeni birisi giriyor. Hep en baba oyuncular giriyor. En baba oyuncular var. Ve gerçekten bir oyuncu olarak da orada oynamayı istedim. Çünkü hikayesi de çok güzeldi. Ya ben birazcık galiba hikaye olaylarına şeyim yani. Bir şeyin ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum galiba.
Onda da öyleydi. Yani gerçekten bilmiyordunuz Ezel'i hatırlarsanız. Bilmiyordunuz yani nasıl bitecek, ne olacak, şimdi buradan nereye gelecek bunlar, nasıl oyunlar. Yani bu tarz şeyler çok çekiyor, çok ilgimi çekiyor. Orada da oynamak isterdim. Peki şimdi kapatmadan önce sette kalan zamanlarda ya da oyunlardan boşa çıktığın zamanlarda Hakan Bulut zamanını nasıl geçiriyor? Nelere ilgi duyuyor? Hobisi var mı? En çok neye vakit ayırmayı sever? Tabii bu süreçte sıkıldın, ahçı oldun ama bunun dışında neler yapmayı seversin? Şöyle zaten karantinayı işte neredeyse dedim ya 72 gün falan oldu. Bu 72 günlük süreçte annemin yardımlarıyla, çünkü annemi arıyorum devamlı görüntülü. Anne şimdi şu yapacağım, nasıl yapıyorum? Evet bunu yapıyorum. Bayağı yemeği yapana kadar bir saatlik süreç içerisinde annemle, sağ olsun kadın. Zaten ustamız o, yani şefimiz o. Onun da vasıtasıyla, onun da yardımlarıyla tadan da burada tabii kuzenim ve kardeşim tadıyorlar. Onlar da hiçbir zaman yani sen yaptın ayıp olmasın sana ya, güzel yapıyorsun demezler. Yani kötüyse kötü diyorlar yani. Bu ne ya, böyle mi yapılır, bu ne birader falan dedikleri zaman olabiliyor. Ama şimdiye kadar Allah'a şükür hiç dedirtmedim. O bir cebime kar olarak kaldı. Yani artık her çeşit yemek yapabiliyorum. Yani gerçekten fırın yemeklerinden tut da yani açmalı etmeli her türlü yemeği yapabilirim. Yani Çörek, çörek, bu cepte. tatlı. Onun dışında ben PlayStation oynamayı çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri televizyon atarileri, bilgisayar oyunları, onların hastasıyımdır. Yani Commodore 64'ten tut işte Amiga'sına kadar, oradan televizyona takılan kara kutularından home kompütürlerine kadar, Sega'larına kadar, bilgisayar oyunlarına kadar böyle her sene hiç durmadan oynadım ve her sene yenilendikçe yeni şeyler aldım. Daha yenisini. Çünkü bu konsol oyunları tarzını seviyorum, hastasıyım. Bu 72 günlük sürecim içerisinde, hatta belki birazdan kapattıktan sonra yine açacağım PlayStation'ı galiba. PlayStation çok oynuyorum. Çok büyük keyif alıyorum. Bu arada çok affedersin, Erdem Baş çok iyi oyuncusunuz Hakan Bey demiş. Teşekkür ederim Erdem Bey. Siz de çok iyi bir oyuncusunuz. Canım oyuncu arkadaşım. Canım bir tanem benim. Çok FIFA oynuyorum işte, dediğim gibi ne bileyim başka konsol oyunları oynuyorum. Onun dışında işte zaten dizi, yabancı diziler olsun, Netflix falan filan çok izliyorum. Filmler olsun, mutlaka her akşam 2-3 bölüm dizi, işte bir tane sinema filmi gibi şeylerim var. Çok fazla onlara zaman ayırıyorum. İşte evde çok kaldığım için eve fazla zaman ayırıyorum. Bu şekilde geçiniyorum yani, geçiriyorum zamanı. Evet, çok güzel. Peki, oyuncu olmak isteyen, kamera önünde, arkasında, sahnede çalışmak isteyen ya da ne bileyim senaryo film yazmak isteyip çeken, düşünen genç arkadaşlara önerilerin nelerdir? Çok çalışmaları her şeyden önce. Yani bu çok klişe belki ama gerçekten çok çalışmaları gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız işler için, ya her iş için elbette ki çok çalışılması gerekiyor ama bizimkiler için sanki böyle bir artı 5, artı 6 daha yapılması gerekiyormuş gibi bir şey var ve çok istenmesi, çok sevilmesi gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü sevilmeden, istenmeden yapmak için yapılmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bunu sevmeleri, bunu istemeleri, bunun için harcayacakları vakitin boşa gittiğini düşünmemeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bence öncelikle bu gerekiyor. Sonra bu durumla alakalı bilgi edinmeleri gerekiyor. Bunun için de entelektüel olmaları gerekiyor. Entelektüel olabilmeleri için yine işte çok çalışmaları, çok okumaları gerekiyor. Okumak Tabii ki yani okumak bence çok önemli bir şey. Yani hani bir şeyleri tabii ki izleyerek de öğrenebilirsin ama aynı zamanda da okuyarak bunu çok daha iyi bir şekilde pekiştirebilirsin. İzleyerek öğrendiğin şeylerden kaçırdığın şeyleri ya da onlara ek gelebilecek şeyleri okuyarak üzerine katabilirsin. Her konuda da bu şekilde bilgiye de sahip olabilirsin ve uygulaması da daha sonrasında o elde etmiş olduğun bilgiyle gerçekleşebilir bir şekilde. O yüzden çok istemeleri, çok okumaları, çok çalışmaları ve sabırlı olmaları da gerekiyor. Çünkü bu çok önemli zaten.
her yaptıkları şey hemen olmayacak. Hı. Oynadığı Tabii. oyun olmayacak. İlk çıkarttığı oyun hemen olmayabilecek. İlk yaptığı film hemen gerçekleşmeyebilecek. Çekildiği iptal olabilecek. O yüzden sabır gerekiyor. Sabır da çok önemli. Önce sabretmeleri, cefa çekmeleri gerekiyor ve bence bu cefa çekmek çok önemli çünkü sonrasında sefasını sürebiliyorsun. Evet, sabır, çalışmak, okumak, Evet. bilgi, tecrübe, Evet. entelektüellik hepsi Mutlaka. var. Hepsi. Peki, evet, çok akıcı, keyifli, samimi bir sohbet oldu. Hatta biz sonuna bile geldik. O Neler süper. söylemek istersin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bak hikayemi anlatırken de Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu hatırladım. Ve Yakın Doğu Evet. Üniversitesi'nde yıllar 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 sonra böyle bir canlı yayına kavuştum, yaptım falan. Bu benim için... Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir Evet ya, derler. evet kesinlikle öyle. Bence de öyle. Ya mutlaka bir şekilde karşına çıkan bir daha karşına çıkıyor işte. Bu da öyle oldu aslında bak yani çok enteresan gerçekten öyle tesadüf değil bence de. Bunda bir şeyler var. Bunda bir şeyler var hadi bakalım. Gerçekten öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Nasıl bu kadar hızlı bittiğini ben de fark etmedim. Sen söylemesen ben daha cevaplamaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İzleyenler için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yeni bir normale geçişe başladık. Hepimiz işte yavaş yavaş o normale geçerken herkese en azından tavsiyede bulunayım. Çok tedbirli olarak yeni normale geçmeye başlayalım. Çünkü hayat devam ediyor. Sağlıklı günlerde, sağlıklı şekilde devam edelim. Evet, peki. O zaman seni inşallah Kıbrıs'ta görme temennisiyle sana Aa çok sevgiyle çok hoşça severim. kal diyeyim. Çok severim Çok Kıbrıs. teşekkür ederim. Bekleriz o zaman. Gerçekten gelmek isterim inşallah. Şu şeyler bitince. Bu arada çok özür dilerim. İyi kötü çirkinde birlikte oynadığım ve uzun yıllardır arkadaşım olan Eray Yasin Işık, Erdem Baş şu anda aşağıda muhabbet ediyorlar. Evet, Yani kendi aralarında Gökhan'la konuşuyorlar. falan şey yapıyorlar. Beyler öpüyorum hepinizi de. Çok teşekkür ederim gerçekten. İnşallah Kıbrıs'ta görüşürüz. İnşallah. Peki, o zaman sana kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kal. Sana da. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Bugün de keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Hakan Bulut bizlerle birlikte. Onun hikayesini dinledik. Yarın saat 17'de Yakın Doğu Üniversitesi Instagram official sayfasında biz yeniden burada olacağız. Sizi de bekleriz. Hoşça kalın.